Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün sizlerle tavşanın short yapını paylaşacağım. Şimdi benim tavşanımın beden sık iğnesi, yani şu şekilde göstereyim size. Şu en yüksek kısmındaki sık iğne sayısı 42 idi. Siz de kendi tavşanlarınızı sayabilirsiniz. Çünkü hepsinin ölçüsü farklı çıkar. Şu şekilde şuradan başlayarak arka tarafa doğru sayabilirsiniz. Toplamda ben üstüne 3 tane ekleme yaptım. Aynı şekilde sizin de ekleme yapmanız gerekir. Çünkü şöyle bir durum var. İçini doldurduğunuz için silikonla ister istemez biraz pay bırakmanız gerekiyor. Ben 42 olduğu için şimdi 45 tane zincir çekeceğim 3 tane ekleyerek. (16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30). Burada bu zincirlerinizi biraz seyrek çekmeye dikkat edin. Çünkü sıkarsanız üst tarafı sık iğne yaptığınız zaman o sıkıntı yaratıyor. Biraz daralma oluşuyor. Evet. Bu şekilde 45 tane zincirimi çektim arkadaşlar. Şimdi zincirimin şu şekilde yönünü belirleyerek, yani tam nete net gelecek şekilde ilk sık iğneme batıyorum. Bu şekilde bütün hepsinin üzerine tek tek sık iğne yapmaya başlıyorum. İki ucu birbirine birleştiriyoruz ve sık iğne yapmaya başlıyoruz. Evet, bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Toplamda 12 sıra sık iğne yaparak boy uzatmanız yeterli olacak. Şimdi hep beraber 12 sırayı örelim. Daha sonra devam edeceğiz. Bunda bacak arasını en son yapacağız. Yani bu ördüğünüz kısım bel oluyor. İlk zincir çektiğiniz kısım da alt kısmı olacak. 12 sırayı tamamlıyoruz. Sonra devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, 12 sıra düzü tamamladık bu şekilde. Burası şimdi orta kısım. Biz 1, 2, 3, 4 ve 5. Ve orta kısımdan bu tarafa doğru 5 tane sık iğne yapıyoruz. Sonra omuzundaki askısı için zincir çekmeye başlıyoruz. Zincir sayısı vermeyeceğim. Ölçü alacaksınız tavşanınızdan. Çünkü herkesin eli farklı olduğu için zincir sayıları da farklı çıkabilir. İlk önce zincirimizi bu şekilde çekmeye devam ediyoruz. Evet. Şimdi tavşanımızı şu şekilde bedenimize giydiriyoruz. Baktığınız zaman şu bacak arası ucuca kapanacak arkadaşlar. Şuradan bel ölçüsünü ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi arkadaki zinciri alıyorum. Şu şekilde ön tarafına getiriyorum. Ya da arzu ederseniz direkt bu taraftan da şöyle arkası düz getirebilirsiniz. Şu şekilde getirebilirsiniz. Biz bu şekilde yapalım. Şöyle bir toparlayalım. Zincirimizi böyle buraya kadar getirdik. Hemen iğneleyelim. Evet. Şimdi toplamda kaç tane? 2 tane fazladan zincirim var. Hemen üstüne saymaya devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane benim düğmem için yeterli. Siz de kendi düğmelerinizin büyüklüğüne göre ilik açabilirsiniz. Büyük düğme kullanıyorsanız 8-10, küçük düğme kullanıyorsanız 6-7 tane ile bitirebilirsiniz. Şimdi 1-2-3-4-5-6-7-8. İlk için ayırdığım 8 taneyi ayırıyorum arkadaşlar. 9'uncuya batıyorum. 9'uncudan itibaren zincirin üzerine
aynı şekilde sık iğne yapmaya devam ediyorum. Burası benim iliğim. Burası da sık iğnenin devamı. Şimdi şortumu tekrar çıkartabilirim. Bu şekilde daha rahat örersiniz. Aynı şekilde en sonuna kadar sık iğnenizin üzerine, zincirinizin üzerine sık iğnenizi yapabilirsiniz. Evet, şu şekilde ilmeğim burada, sık iğnem burada. Şimdi sonuna kadar devam ediyoruz. Burayı bağlayıp daha sonra da bacak arasını kapatacağız. Arkadaşlar, şimdi en son sık iğneye geldim. Bunu da yaptım. Şimdi buradan zincire başlamıştım. Ben bir yanındakine ilmek kaydırmayla bu şekilde askımı bağlayacağım. Şimdi örgümü ters çeviriyorum. Bu şekilde ve ipimi buradan keserek iğne yardımıyla bunu orta kısma kadar taşıyacağım. Orta kısımda düğümümü atacağım ve bitireceğim arkadaşlar. Şimdi örgümüzün ters çevirdiğimiz kısmı var. Şimdi bacak arasını oluşturacağız. Örgümüzü ters çevirmişken bu ip burada kalabilir. Hemen şu şekilde bir zincir çekeceğiz. Çektiğimiz zincire toplamda 3 sıra bacak arası yapmıştık. Sayacağız. Mesela şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Buradan da aynı şekilde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2, evet bu şekilde orta yolu bularak. Evet 3 sık iğne yani 4 sık iğne ile bunu bu şekilde ikisini birbirine bağlayacağız arkadaşlar. Bu birincisi. Şu iplerimizi içinden yürütüyoruz tekrar. Şu ikincisi. Şu üçüncüsü. Ve bu dördüncüsü. Şimdi yavaşça arkayı çeviriyoruz. Ve bu şekilde bacağımızın arasını kapatmış oluyoruz. Şimdi iplerimizi temizleyelim ve tavşanımızı giydirelim. Arkadaşlar iplerimizi temizledik. Bacaklarımızı hazırladık. Sıra geldi tavşanımızı giydirmeye. Şu şekilde bu kısım önü. Bacaklarımızı bu deliklerden sokuyoruz. Arkadaki askımızı bu şekilde önümüze alıp ilik yerimizi de buraya sabitliyoruz. Evet arkadaşlar, bu çok pratik bir şort. Bu şortu bu şekilde diğer oyuncaklarınızda da kullanabilirsiniz. İstediğiniz dömeyi bu şekilde dikebilirsiniz. Dediğim gibi askı yönünü değiştirebilirsiniz. İşte bu kadar. Şimdi sıra geldi kafa ve kulak parçalarına. İlk önce kulakları kafaya dikelim. Sonra kafamızı bedenimize dikelim. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra geldi kulakları dikmeye. Ben ilk önce iplerin katını tekrar ayırıyorum. Bu şekilde ipi buraya sabitliyorum. Ve düğüm atıyorum. Sonra bu tek katla dikeceğim için diğer kalan ipin belirli bir kısmını kesip içine yerleştiriyorum. Bu şekilde. Şimdi sıra geldi kulakların ucunu kapatmaya. İçindeki ilmeklerden kapatıyorum. Dışındakileri dikiş için kullanacağım. Evet, bu şekilde kulaklarımızı kapatmış olduk arkadaşlar. Şimdi ikincisini yapalım. Daha sonra da oyuncağa devam edelim. Evet arkadaşlar, kulaklarımızın ikisini de hazırladım.
Sıra geldi sabitlemeye. Sabitleme yaparken şu şekilde, sadece sihirli halka kalacak şekilde sabitliyoruz kulaklarımızı. İlk önce birini yerleştirelim. Her iki tarafından da iğne takın. Şimdi sıra geldi diğerine. Bunu da aynı şekilde. Sadece ortada sihirli halka kalacak. Kulaklarınızı sabitledikten sonra şöyle bir bakın arkadaşlar. Göz orantıları eşit mi? Kaşlarla eşitlik var mı? Bir de ön arka şu şekilde tepeden de baktığınızda rahatlıkla anlayabilirsiniz. Şimdi kulakları dikerken her iki taraftan da dikeceğiz. İlk önce arka taraftaki ilmeklerden bu şekilde arka tarafı dikiyoruz. Hafif yatırabilirsiniz kulağınızı. İğneli olduğu için çok bir problem olmaz. Yeri bellidir zaten. Evet. Köşeye geldim. Köşedeki ilmeğe dönüyorum. Bu sefer öndeki ilmekten de ön taraftakileri dikiyorum. Evet arkadaşlar, kulağımın birini bu şekilde dikmiş oldum her iki taraftan da. Şimdi ipini bağlayıp farklı bir yerden çıkabilirsiniz. Diğer kulağı da dikelim, daha sonra beden birleştirmesine geçelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde kulaklarını diktim. Şimdi en son dikiş işlemine geldim. Boynundaki iple kafasını dikeceğiz. Kafasının gövdesine şu şekilde sabitliyoruz. Ve son olarak dikmek kalıyor. Şimdi dikişe başlıyorum arkadaşlar. Bir tane gövdeden alacağım. Yine bir tane kafadan alacağım. Dikerken iğnelerimi yapmayı muhakkak yapın. Çünkü aksi takdirde elinizden kayabilir. Bir de yuvarlak spiral olarak diktiğimiz için oyuncaklarınız ister istemez kafa dönmeye başlıyor. Evet arkadaşlar, hep beraber bu şekilde dikelim. Sonra sonuca bakalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde boynumuzu da diktik. Ben elimde olanlardan bir tane mavi düğme buldum. Sarı ya da turuncu bulsaydım daha çok hoşuma giderdi ama elimde olan şartlarda şu anda sadece mavi bir ayıcık bulabildim. Bu şekilde bacakların normal formu bu. Ama şu şekilde de form verebilirsiniz. Kulaklar, askı. Bu şekilde bir oyuncağımızın daha sonuna geldik. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Beni izlemeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın.